Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 5 yılın projeleri tanıtım ve bilgilendirme toplantısında konuştu. Kim daha çok oy verdiyse o bölgeden hizmete başlayalım demedik. En çılgın projemiz kente getirdiğimiz adalet ve güven duygusu oldu dedi. Programda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Yavaş'ın sosyal belediyeciliğinin en iyi örneklerini verdiğini söyledi. Kim daha çok oy verdiyse o bölgeden hizmete başlarım demedik. Köprüler yaptık, yollar açtık. En çılgın projemiz kente getirdiğimiz adalet, kardeşlik ve güven duygusu oldu. 5 yıllık yönetim anlayışını bu sözlerle anlattı. Tüm projelerin şeffaf bir şekilde hayata geçirildiğini söyledi. Projeler yapmak elbette değerlidir. Dürüst yapmak çok daha değerlidir. Bugüne kadar tam 4000'den fazla ihalemizi canlı olarak yayınladık. Yıllarca Ankara halkına çok da matah bir şey gitmiş gibi, hatta ve muhafazakar kesime dahi dayatılan çalıyor ama çalışıyor sözü artık bu kentin bağrından sökülüp atılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yılın projeleri tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de programa katıldı. Yavaş'ın sosyal medya belediyeciliğin en iyi örneklerini verdiğini ifade etti. Dezavantajlı grupları sahiplenen sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini veren namus dürüst çalışkan ve kenti için yaşayan belediye başkanı nasıl olur? Bütün Türkiye'ye gösteren Mansur Yavaş'la gurur duyuyoruz. Yavaş'sa havalimanı metrosu hakkında konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yönelik eleştirileri vardı. Şimdi havalimanı metrosunu ben istiyorum. Diyorum ki, verin biz yapalım. Nasılsa parasını bizden alıyorsunuz. 2024 yılı müjde veriyorum size. Ulaştırma Bakanlığı bütçesine koydular. 3000 lira. Sadece 3000 lira. Ankara halkını cezalandırıyorlar. Ankara halkı da inşallah 31 Mart'ta onları mutlaka cezalandıracak.